Selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte makyaj yapacağız. Çok tatlı bir bandana aldım. Bunu almak için o kadar uzun zamandır bekliyorum ki bir türlü alamıyordum. Dün Eskişehir'de çarşıda gezerken Espark AVM'de buldum. Çok değişik bir yer. Eskişehir'in alışveriş merkezinde buldum. Tek sıkıntı 100 lira olması. Hani bu nasıl 100 TL olabilir ki? Cildim birazcık kötü bu aralar. Düzelmiyor. Tam düzelecek bir şey çıkıyor. Artık ümidi kestim. Yapacak bir şey yok. Bu bir hayat döngüsü diyorum ve geçiyorum. Çok uzun bir süre hep önce cilt makyajımı yapıyordum ama bir süredir artık gözlerimi yapıyorum. Çünkü yüzüm hep pisleniyor bir şekilde ve sonra cilt makyajını yapınca onları böyle temizlemiş gibi hissediyorum. Yani makyaj alanında hiçbir profesyonelliğim yok biliyorsunuz, tamamen sohbet eşliğinde. Sohbet havasında. Aa. Şimdi benim böyle milattan önce kalma 1 milyoncudan aldığım bir aynam var. Başka da aynam yok. Şimdi dedim ki YouTube videosunda bu sürekli böyle elimde gözükecek. Ve arkası çok çirkindi. Ben de gittim ona kelebekler yapıştırdım. Bence böyle fena olmadı. Gayet tatlı. En azından uğraştım. Aynama laf yok. Bana sosyal medyanın yaptırdığı bir şey, kirpik kıvırıcı alıp kirpiklerimi kıvırarak makyaj yapmak. Artık kirpiklerimi kıvırmadan rimel süremiyorum. Ve ben gerçekten bu aletten çok korkuyordum. Yani öyle böyle değil. Travmatik anlamda korkuyordum. Ama bana gelen o yorumlar yüzünden hem bunu satın alıp denemek istedim. Bu arada hiçbir şekilde kötü yorumlara aldırış etmem, şaka yapıyorum. Ama gerçekten alıp bir denemek istedim. Hani sırf takipçilerimin hatırına. Ama sonra dedim ki ben rimel sürmüyormuşum. Yani bu olmadan rimelin hiçbir anlamı yok. Yavaş yavaş yapmayı da öğrendim. Tabii hala korkmuyor değilim. Göz kapağımı arasına sıkıştıracağımı sanıp böyle ufak çaplı kalp krizleri, konuşamadım bile şu an çünkü gözüm yandı. Ufak çaplı kalp krizi, kalp ufak çaplı kalp krizleri yaşayabiliyorum. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Şu ana kadar kullandığım en iyi rimel bu. Tabii ki piyasadaki hepsini denemedim. Ama şu an favorim gerçekten bu yani. Bu maskaraya öldüm bittim. O kadar güzel ki. Bir de benim kirpiklerim biraz gür olduğu için özellikle bu şekilde fırçası olan maskaralar normalde benim kirpiklerimi böyle yapıştırıyor ve neye benzetebilirim ya? Hepsi birbirine yapışıyor böyle. Çok çirkin oluyor yani. Örümcek bacağı bile daha güzel. Hiçbir şeye benzetemedim şu an. Sürüp geleyim hemen. İzleyin. Sürüşümü de izleyin. Biraz uzun sürecek. Çok iyi göremediğim için ve şu an aynadan görmeye çalıştığım için zorlanıyorum. Normalde ben telefona girip böyle dibine böyle sürüyorum. Ama şimdi birazcık yavaş yavaş zaman alacak yapmam. Ya rimelimden önce yeni aldığım far paletimle far sürecektim. Rimelim varken süremiyorum. Nasıl unuttum? Bir de yeni aldım ben. O kadar böyle heveslenerek aldım ki Instagram'da 100 tane story attım yani bu far paletiyle alakalı. Yani genelde paletleri böyle 150-130 lira civarı oluyor. Ama ben bu paleti hiçbir yerde görmeyip dün Rossmann'la görünce dedim ki ya bu palet 300-400 liraysa. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Yani kabı zaten ayrı güzel, içi ayrı güzel, pigmenti ayrı güzel. Neyse fiyatı da yazmıyordu. Ben bunu aldım. Kasaya gittim. Diyorum ki 200 liraya kadarsa alacağım ama böyle 300-400 ise almayacağım. Ne kadar olabilir indirimde? 80 lira. 80 liraya ruj yok ya. Ruj yok. Yani şunun güzelliğine bakın. Özellikle böyle çok hafif renkler istiyordum. Hani belki esmer biri sürse çok kendini belli etmeyecek renkler. Ama benim göz kapaklarım ve cildim çok beyaz olduğu için en ufak sürdüğüm şey kendini böyle çok belli ediyor. Ben istiyorum ki böyle rahat rahat elimle süreyim. Hani böyle kalıp gibi kalmasın. Çok pigmentli olmasın. Bu tam benlik. Göz makyajından önce mecburen cilt makyajına geçiyoruz. Ne yapalım? Unuttum. Şimdi bir fırça alıyoruz. Naskita'nın fırçalarına bayılıyorum. Yani çok seviyorum. Real Techniques'in fırçalarından almak istiyorum. Ama gerçekten bayağı pahalılar. O yüzden alamadım ama alacağım. Set halinde alacağım. Şöyle gül suyu. Gül suyuyla ıslatıyorum bu şekilde. Cildime uygun bulabildiğim tek fondöten. İşbirliği de yaptığımız için elimde 2 adet daha var. Çok memnunum. 0N1 benim numaram, soruyorsunuz. Bu benim ten rengimden açık değil arkadaşlar. Bazıları yorum atıyor. Cildin beyazken niye daha da beyaz fondöten sürüyorsun? Hayır. Bu tam benim rengimde.
Bundan bir tık daha koyu olanlar benim cildimde sarı sarı kalıyor. Kapatmıyor ve çok kötü duruyor gerçekten. Bundan gerçekten çok memnunum ya. Bu benim var ya canım, 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 canım. Şimdi bunu fırçamın üstüne, eskiden elimin üstüne alarak uyguluyordum. Fakat fırçanın üzerinden daha iyi bir... birazcık fazla aldık. Bugün biraz fazla fondöten süreceğiz. Şöyle. Şimdi ben bunu yüzüme böyle yayıyorum. Gerçekten kendime has taknik. Gerçekten kendime has taktiklerim var. Görüyorsunuz. O değil de gerçekten biraz fazla oldu bu bana. Bu bana çok oldu. Normalde bu kadar uygulamıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben cildimi fondöten sürdüğüm şekilde olsun istiyorum, doğal halim. Bunu nasıl elde edeceğim arkadaşlar? 50 bin tane ürün kullanıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar ürün kullanma. Ama yani güzel ürünler kullanıyorum. Hani kötü değil, anladınız mı? Ve nasıl kullanılması gerektiklerini de öğrendim. Kafama göre de kullanmıyorum. En çok beni beslenme etkiliyor. Beslenmeme de dikkat ediyorum. Sırrını yorumlarda verir misiniz? Ben çünkü doğal halim fondötenli gibi olsun istiyorum. 22 yaşına kadar hayatımda hiç fondöten kullanmadım. Ta ki 22 yaşımda Estée Lauder markasından bir işbirliği teklifi alana kadar. Diyordum ki bunlar bana bir ürün yollayacak ama kesin hani bunun rengi de bana olmaz. Hani nasıl olacak falan diye düşünüyordum. Ürünler elime bir ulaştı. Aman Allah'ım. O günden beri fondöten kullanıyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bilmiyorum ama harika bir şey. Dudağım yok gibi oluyor. O yüzden o çizgileri de temizliyorum şu an. Fırçayla fondöteni dağıtsam da muhakkak benim göremediğim böyle fırça izleri, dağılmamış fondötenler kalıyor. O yüzden şöyle süngerimi yine bununla ıslatıyorum. Biraz daha. Ve son kez süngerle üstünden geçeceğim. Benim göremediğim yerleri süngerim yapsın. Ay bu ne kadar rahatlatıcı bir ses. Bak duyuyor musunuz? Tada! Şimdi bundan hangi rengi sürsem? Ben iki renk sürmek istiyorum aslında. Bir tanesi şu olsun, tamam mı? İlk rengimiz bu olsun. İç tarafları bunu süreyim. Dış taraflara da şunu süreyim. Ya of çok iyi. Belli olmuyor. Çok iyi. Böyle çok az belli olan bir far istiyordum. Çok hafif hafif belli olsun. Bu sadece parlıyor. Simleri çok belli oluyor. En belirgin olan şey simleri. Şuna bakın. İç taraflara da bunu sürüyorum. Çok iyi gözüküyor. Parıl parıl parladım şu an. Şimdi yine böyle ben göremem. Gözümden kaçar. Çok iyi göremediğimi biliyorsunuz. O yüzden şöyle süngerimle temizliyorum kenarlarını. Ki kötü durmasın. Çünkü bana kalırsa ben aynada pürüzsüz görüyorum kendimi. Her şey dört dörtlükmüş gibi görüyorum. Ama sonra fotoğraf, video çekiyorum. Bir büyütüyorum. Oramda bir şey kalmış. Oramda bir şey kalmış. Şimdi gözümün içine bu beyaz kalemi süreceğim. Wet n Wild'ın bu beyaz kalemi. Gerçekten bence çok iyi. Boyuna bakar mısınız? Çok çok büyük. Yani normalde kalemler bunun yarısı kadar oluyor. Yani normal bir göz kalemi gerçekten yarısı kadar oluyor. Ama bu suratım kadar. Öyle söyleyeyim. Bunu sırf bu kadar bol keseden ürettikleri için aldım. Ve çok uygun fiyatlıydı. 20 liraya aldım ben bunu. Bu arada ben göz kalemini hiçbir yere bakmadan sürüyorum, biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Şimdi allık sürüyoruz. Dora Joy'un bu allığı. Yani bunu keşfettiğimden beri başka allık maalesef kullanamıyorum. Yani tez zamanda bir terse yeni allıklara geçiş yapacağım ama şu an için hala favorim bu. Bu da benim ilk fırçamdı. Bunun kadar güzel bir fırçaya hiç denk gelmedim. Şimdi şöyle yanaklarımıza. Şimdi ben allığı böyle o kadar bol sürüyorum ki bana şey yazanlar oluyor. Abla o nasıl allık sürmek, rengin değişti, pembe oldun falan diyorlar. Ama inanın bana yakışıyor. Yani gerçekte görseniz daha sizi ikna edebilirdim ama bana inanın yakışıyor. Ben her yerime sürüyorum. Ki dediğim gibi allıkta yüzümde çok belli oluyor ve her yere böyle ufak ufak değdirmezsem böyle sanki biri vurmuş da kızarmış orası, diğer taraf beyaz kalmış gibi oluyor. O yüzden şöyle.
Az önce denediğimiz bir renk vardı ya, onu highlighter yapmayı deneyeceğim bu arada. Şu rengi highlighter olarak sürmeyi deneyeceğim. Şöyle alıyorum. Şaka mı bu? Yanağımdaki etkisine bakın. Yanaklarım nasıl parlıyor, tövbe Allah'ım. Disko topu gibi oldum. Şunu biraz dağıtalım ya. Aa. Of, çok iyi değil mi? Çok hoşuma gitti. Ürünlerin linkini soracak olursanız aşağıya bir link bırakacağım. O linkte benim kullandığım bütün makyaj ürünleri var. Instagram'da da devamlı aynı link üzerinden insanlara yeni aldığım ürünleri gösteriyorum. O yüzden oraya bakabilirsiniz. Bir dudak kombosu yapacağız dostum. Avon'un dudak yağı. Favori gloss'um bu ve hep de bu olarak kalacak. Gloss değil, dudak yağı ama çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Hani bu yapış yapış his yapmıyor diyorlar ya. Onun gerçek vaadini gerçekleştiren tek ürün bu. Bu gerçekten yapış yapış yapmıyor. Ben bundan başka yapış yapış yapmayan hiçbir gloss denemedim. Keşke görebilsem. Emily 203. Ay, okuyamıyorum dostum. Okuyamıyorum. Maybelline'in bu yeni çıkardığı rujlarından bu rengi süreceğim. Bu ruju sürüyorum. Bu arada bu makyaj videosunun artık kasından ne yapacağım biliyor musunuz? Instagram'da toplu saç yaptığım bir reels çekmeyi planlıyorum. O yüzden biraz böyle abartı bir makyaj yapıyorum ki toplu saça yakışsın. Aslında clean girl de olabilirdi ama artık çok geç. Rujun tadı, kokusu o kadar güzel ki yemek istiyorum yani. Çok güzel kokuyor, harika bir şey. Normalde hep hayatımı gloss'la devam ettirdiğim için böyle hani biraz çerçeve, ruj falan işin içine girince böyle kendimi bir garipsiyorum, bir farklı geliyorum gözüme. Böyle sanki dudaklarım dolgulu gibi geliyor. Şimdi üzerine gloss geçeceğim ama biraz kurusun. Gloss. Ve makyajım da bitti. Saçlarımı yapıp geliyorum. Son halime bakalım bir de. Birlikte. Saçımı yapmam bir saat sürdü. Yani çok zorlandım. Kıvırcık saçı bu hale getirmek o kadar zordu ki anlatamam size. Videosunu Instagram'da paylaşıyor olacağım. Hesabımı buraya bırakıyorum. Gerçekten çok zordu. Umarım beğenmişsinizdir. Saçımı da şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle. Yani kıvırcık saçı en fazla bu kadar adam edebildim. Ve ilk kez denedim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Bundan sonra uzun videolarla sizlerleyim. Yorumlarınızı çok dikkate alarak okuyorum ve her bir yorum beni çok mutlu ediyor. Benim için çok değerli. Hep burada olacağımı bilin. Hepinizi kocaman seviyorum. Gittikçe büyüyen bir aile oluyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.